İsmim Beytullah Elez. 1968'de doğumluyum. Abim Vakas Elez. Daha önce 2008, 2009, 2009, 2010, 2011 yılında Kıbrıs'ta çalışıyordu. En son 2011 yılında Şubat ayında abimi aradım. Abi ne zaman eve geleceksin? Dedi ki Beytullah pazartesi geleceğim. Pazartesi oldu, aradım ulaşamadım. Aradım ulaşamadım. En son Nisan ayına kadar, Kıbrıs'a gittim. Emniyete gittim, oraya araştırmalar yaptılar. Araştırmalarda en son biz patrona ulaştık, oradaki çalıştığı iş yerinin patronu. İsmi Kaan Karabıyıklı. Kaan dedi ki abin benden hesabını aldı, hatta dedi ki 1200 TL de fazla da verdim. Peki dedim ki bu 1200 TL niye fazla verdin? Demiş geri döneceğim dedim. Telefonda dedim ki eğer ki bu 1200 TL bu abim bir daha Kıbrıs'ta çıktığı zaman bir daha Kıbrıs'a ayak basamaz. Çünkü yurt dışı yasağı oluyor. Cezaya girmiş durumda. Bilmem dedi. Ben fazla para, herhangi bir kişi fazla da insan para verir mi? Bile. Bir insan yurt dışına gidecek, mümkünatı yok. Emniyete verdik, hiçbir sonuç yok. 11 yılında Cumhurbaşkanımıza CİMER'e yazı yazdık, dişlerine yazdık, herhangi bir sonuç yoktur. Abimin ölü veya diri bulunmasını istiyorum. En çok da istirhamım Sayın Cumhurbaşkanımızda bu konuya el atmaları çok istiyorum yani. Abim 2011 yıldır çok perişanız, ailesi perişan, bizler perişanız. Yani herhangi bir acı burada vardır yani. Abim burada evli, 5 çocuğu var. Çocukları mağdur oluyor. Çünkü çocukları okuduğu için çok mağdurlar. Yani inan et, ben de bir şey diyemem. Başka diyecek hiçbir söz yok. En çok Cumhurbaşkanımızda istirham ediyorum. Ne olur lütfen abimi bulun, ölü veya diri. 11 yıldır ya.